Ver göstereyim. Biraz basın olduğu için ben de anlarım yani. Sarı basın kartı sahibiyim ben de. Meslektaşız. Ne zenginleşti? Mavi olsun, henüz elimize öyle mi? Ama, o evet, nasıl oluyor? Evet. Verdik, mavi müracaat ettik. Belli. Öyle mi? Yeterli var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sessiz al telefonu ki. Saat 11'e geliyor mu arkadaşlar? Hazırsak başlayabiliriz. Yüksek sesle, tamam. Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle pide fiyatları ülke genelinde uygulanacak olan pide fiyatlarını açıklamak üzere toplanmış bulunmaktayız. 2018 yılında ülke genelinde azami fiyat pidenin kilogramı 7 lira 30 kuruştu. Bu sene esnafımızın yapmış olduğu hazırlıklar neticesinde ve illerde yapılan maliyet hesaplamaları neticesinde ülke genelinde kilogram fiyatı azami 8,5 lirayı geçmemek üzere çalışmalarımızı yaptık ve bitirdik. Yani geçen seneyi baz alacak olursak 7 lira 30 kuruşla 8,5 arasında değişen fiyatlara baktığımızda %12 ile %16 arasında bir fiyat artışı söz konusu. Pide diğer ürünler gibi değil. Yani Ramazan ayı geldiğinde fiyat değişti. Ramazan'a mahsus bir fiyat kesinlikle değil. 2018 yılında üretilen Ramazan ayında bir ay üretilen Ramazan pidesi bu bir yıllık zaman zarfında artan maliyetlerle ona yansıması söz konusu oluyor. Dolayısıyla ülke genelinde %12 ile %16 arasında makul bir seviyede bir fiyat artışı söz konusu. Örnek verecek olursak Ankara ilinde 2018 yılında 275 gram pide 2 liradan satılırken bu sene gramı artırılarak 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Yani Ankara'da geçen seneye göre %14 bir fiyat artışı söz konusu. Yine İstanbul ilinde 275 gram pide geçen sene 2 liradan satılırken bu sene 350 gram pide, normal sade pidemiz 3 liradan satılacak. İstanbul ilinde %16 bir fiyat artışı söz konusu. İzmir ilinde geçen sene 250 gram pide 2 liradan satılırken bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Bursa ilinde 275 gram pide 2 liradan satılırken bu sene Bursa ilinde 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Kocaeli ilinde 350 gram pide geçen sene 2,5 liradan satılırken bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Orada da %16'lık bir fiyat artışı söz konusu. Yine örnek vermek gerekirse Sakarya ilinde geçen sene 420 gramı 3 liradan satılan pide bu sene 370 gramı 3 liradan satılacak. Sakarya ilimizde de %12'lik bir artış söz konusu. Sizlerin de gördüğü gibi örnek verdiğimiz illerde %12 ile %16 arasında bir fiyat değişikliği söz konusu olmuş oluyor. Bunun yanında yumurtalı, bol susamlı pide fiyatı da farklılık arz etmekte. Ama kesinlikle ülke genelinde de
yumurtalı ve susamlı, bol susamlı pidemizin kilogram fiyatı 10 liranın üzerinde olmayacak. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa sorusunu alabiliriz. Efendim, 2018 yılındaki kıyaslamayı tekrar alabilir miyiz? 2018 yılında kilogram fiyatı 7 lira 30 kuruşken bu sene kilogram fiyatı 8 lira 50 kuruş, 8,5 lira. Yani genelde baktığımızda azami %16 bir fiyat artışı olmuş oluyor. Ama illere göre farklılık arz ettiği için illere göre %12, %14, %16 olan illerimiz var. Bu yalnız Ramazan ayında, bir aylık mübarek Ramazan ayında ürettiğimiz Ramazan pidesinin satış fiyatı olmuş oluyor. 2018 yılında 2 lira 300 gram demiştiniz. 2019 yılında bir indirdi tekrar. Ankara, İstanbul, İzmir'de bir daha bir Ankara'da 275 gram. Ankara elinde geçen sene 2018 yılında 275 gram pide 2 liradan satılırken bu sene 300 gramı 2,5 liradan. Yani Ankara ilinde 25 gram artmış oluyor. 50 kuruşta fiyat artmış oluyor. Bunun oranına bakacak olursak %14 bir fiyat artışı söz konusu olmuş oluyor. İstanbul ilinde de geçen sene 275 grama 2 liradan satılırken bu sene 350 gramı 3 liradan satılacak. Burada da %16 bir fiyat artışı söz konusu olmuş oluyor. Belediyenin almış olduğu bir karar. Belediyeler kar amacı gütmeden satış yapabilmekte ama esnafımız takdir edersiniz ki bu esnafımız için mümkün olmamaktadır. Bu rakamları belirlerken her zaman olduğu gibi en makul seviyede olması için fırıncı esnafımız ve yöneticilerimiz, başkanlarımız gerekli özveriyi göstermişlerdir. Bugüne kadar bizim ham maddemiz olan un ve diğer girdiğimizdeki artışlar neticesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla Gıda Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar olmasa bugüne bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı. Bu oranlar daha farklı olurdu. Ekmekte bakacak olursak 3 yılda ekmek fiyatlarında %25 bir artış söz konusu. 3 yıl gibi bir zamanda %25 artış göstermesi enflasyonu baz aldığımızda çok makul. Burada Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın ciddi yaptırımları söz konusu oldu. Aynı şekilde Orman Bakanlığımızın, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bu seviyelerde tutmak mümkün oldu. 2016 yılının Ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayken bugün 2019'un Nisan ayında ekmek kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş. Aradaki fiyat artışına baktığınızda %25 ile sınırlı kalmış oluyor. Eğer bu çalışmalar olmamış olsaydı bunu %25 ile sınırlı tutmak mümkün olmayacaktı. Efendim, İstanbul'da bir zam söz konusu olacak. Ankara'da oldu, geçen hafta uygulanmaya başlandı. Hatta İstanbul Fırıncılar Odası'na tarife değişikliği için başvuruda bulunduğu 1 lira 75 kuruşa çıkarılmasını istediği belirtiliyor. Ankara'da geçen haftaki ekmek fiyatının değişmesi diğer vilayetlerimizde birçok vilayette yaklaşık 4-5 aydır uygulanan ekmek fiyatını Ankara yeni uygulamaya başlamış oldu. Dolayısıyla Ankara'daki fiyat değişikliği yeni bir fiyat değişikliği değil. Ankara ilinde 2016'nın Ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira olarak belirlenmiş. 250 gram ekmek 1 liradan satılırken bugün 200 gram ekmek 1.25 satılmaya başlandı. Bu diğer vilayetlerde birçok vilayette 4 aydır 5 aydır uygulanan fiyat. Dolayısıyla yeni bir fiyat artışı olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Geç uygulanan bir fiyat diye yorumlayabiliriz bunu. Fakat gündemimizde şu anda ülke genelinde İstanbul'da dahil olmak üzere ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruşun üzerinde olması söz konusu değildir. Efendim, masada sürekli gramajı artmış bir
Evet, bunlar Ankara ilinin satacağı pideler değerli arkadaşlar. Ankara ilinde bu gramda pideyi 2,5 liradan vatandaşlarımız bir ay Ramazan ayı boyunca tüketebilecekler. Ankara ilinde %14 bir fiyat değişikliği, bazı illerde %12, bazı illerde de %16 olarak gerçekleşmiş oluyor. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize, dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah hakkıyla bir Ramazan ayını idrak etmiş oluruz. Evet arkadaşlar, sorunuz varsa alabilirim. Ekmek fiyatı konusunda yeterli açıklama almış oldunuz mu? Yeni bir fiyat değişikliği söz konusu değil. Diğer vilayetlerde 2018 yılının 10. ayında uygulanan fiyat, 2019 yılının Ocak ayında değişik aylarda uygulanan fiyat Ankara ilinde yeni uygulamaya girmiş oluyor. İstanbul'da uygulanan fiyatı Ankara uygulamış oluyor. Öyle bir iddia var. Yeni bir fiyat talepleri konusunda kamuoyunda bir bilgi kirliliği var. Şu anda İstanbul'da dahil olmak üzere hiçbir yerde ekmek fiyatı konusunda bir değişiklik söz konusu değil bugün itibariyle. Böyle bir çalışmamız yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada illerin gramlarını fiyattan alamayan arkadaşlarımıza tekrar verebiliriz. Eğer kameradaki arkadaşlarımızın görevi bittiyse, tamam bitti. Şu anda yazdırabiliriz. Metin yok. Tek tek ben size yazdırabilirim. Orada 2018'in gram ve fiyatlarıyla 2019 yazıyor. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle pide fiyatları, ülke genelinde uygulanacak olan pide fiyatlarını açıklamak üzere toplanmış bulunmaktayız. 2018 yılında ülke genelinde azami fiyat pidenin kilogramı 7 lira 30 kuruştu. Bu sene esnafımızın yapmış olduğu hazırlıklar neticesinde ve illerde yapılan maliyet hesaplamaları neticesinde ülke genelinde kilogram fiyatı azami 8,5 liraya geçmemek üzere çalışmalarımızı yaptık ve bitirdik. Yani geçen seneyi baz alacak olursak 7 lira 30 kuruşla 8,5 lira arasında değişen fiyatlara baktığımızda %12 ile %16 arasında bir fiyat artışı söz konusu. Pide diğer ürünler gibi değil. Yani Ramazan ayı geldiğinde fiyat değişti. Ramazan'a mahsus bir fiyat kesinlikle değil. 2018 yılında üretilen Ramazan ayında bir ay üretilen Ramazan pidesi bu bir yıllık zaman zarfında artan maliyetlerle ona yansıması söz konusu oluyor. Dolayısıyla ülke genelinde %12 ile %16 arasında makul bir seviyede bir fiyat artışı söz konusu. Örnek verecek olursak Ankara ilinde 2018 yılında 275 gram pide 2 liradan satılırken bu sene gramı arttırılarak 300 gram pide 2,5 liradan satılacak.
Yani Ankara'da geçen seneye göre %14 bir fiyat artışı söz konusu. Yine İstanbul ilinde 275 gram pide geçen sene 2 liradan satılırken bu sene 350 gram pide, normal sade pidemiz 3 liradan satılacak. İstanbul ilinde %16 bir fiyat artışı söz konusu. İzmir ilinde geçen sene 250 gram pide 2 liradan satılırken bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Bursa ilinde 275 gram pide 2 liradan satılırken bu sene Bursa ilinde 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Kocaeli ilinde 300 350 gram pide geçen sene 2,5 liradan satılırken bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Orada da %16'lık bir fiyat artışı söz konusu. Yine örnek vermek gerekirse Sakarya ilinde geçen sene 420 gramı 3 liradan satılan pide bu sene 370 gramı 3 liradan satılacak. Sakarya ilimizde de %12'lik bir artış söz konusu. Sizlerin de gördüğü gibi örnek verdiğimiz illerde %12 ile %16 arasında bir fiyat değişikliği söz konusu olmuş oluyor. Bunun yanında yumurtalı, bol susamlı pide fiyatı da farklılık arz etmekte. Ama kesinlikle ülke genelinde de yumurtalı ve susamlı, bol susamlı pidemizin kilogram fiyatı 10 liranın üzerinde olmayacak. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa sorusunu alabiliriz. 2018 yılında kilogram fiyatı 7 lira 30 kuruşken bu sene kilogram fiyatı 8 lira 50 kuruş, 8,5 lira. Yani genelde baktığımızda azami %16 bir fiyat artışı olmuş oluyor. Ama illere göre farklılık arz ettiği için illere göre %12, %14, %16 olan illerimiz var. Bu yalnız Ramazan ayında, bir aylık mübarek Ramazan ayında ürettiğimiz Ramazan pidesinin satış fiyatı olmuş oluyor. 2018 yılında 2 lira 300 gram demiştiniz. 2019 yılında illeri tekrar Ankara, İstanbul, İzmir'de bir daha bir Ankara'da 2018'de 275 gram. Ankara elinde geçen sene 2018 yılında 275 gram pide 2 liradan satılırken bu sene 300 gramı 2,5 liradan. Yani Ankara ilinde 25 gram artmış oluyor. 50 kuruşta fiyat artmış oluyor. Bunun oranına bakacak olursak %14 bir fiyat artışı söz konusu olmuş oluyor. İstanbul ilinde de geçen sene 275 gramı 2 liradan satılırken bu sene 350 gramı 3 liradan satılacak. Burada da %16 bir fiyat artışı söz konusu olmuş oluyor. Belediyenin almış olduğu bir karar. Belediyeler kar amacı gütmeden satış yapabilmekte ama esnafımız takdir edersiniz ki bu esnafımız için mümkün olmamaktadır. Bu rakamları belirlerken her zaman olduğu gibi en makul seviyede olması için fırıncı esnafımız ve yöneticilerimiz, başkanlarımız gerekli özveriyi göstermişlerdir. Bugüne kadar bizim ham maddemiz olan un ve diğer girdiğimizdeki artışlar neticesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla Gıda Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar olmasa bugüne bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı. Bu oranlar daha farklı olurdu. Ekmekte bakacak olursak 3 yılda ekmek fiyatlarında %25 bir artış söz konusu. 3 yıl gibi bir zamanda %25 artış göstermesi enflasyonu baz aldığımızda çok makul. Burada Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın ciddi yaptırımları söz konusu oldu. Aynı şekilde Orman Bakanlığımızın, Gıda Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bu seviyelerde tutmak mümkün oldu. 2016 yılının Ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayken bugün 2019'un Nisan ayında ekmeğin kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş.
aradaki fiyat artışına baktığınızda %25'te sınırlı kalmış oluyor. Eğer bu çalışmalar olmamış olsaydı bunu %25'te sınırlı tutmak mümkün olmayacaktı. Efendim İstanbul'da bir zam söz konusu olacak. Ankara'da oldu geçen hafta uygulanmaya başlandı. Hatta İstanbul Fırıncılar Odası'na tarife değişikliği için başvuruda bulunduğu 1 lira 75 kuruşa çıkarılmasını istediği belirtiliyor. Ankara'da geçen hafta ki ekmek fiyatının değişmesi diğer vilayetlerimizde birçok vilayette yaklaşık 4-5 aydır uygulanan ekmek fiyatını Ankara yeni uygulamaya başlamış oldu. Dolayısıyla Ankara'daki fiyat değişikliği yeni bir fiyat değişikliği değil. Ankara ilinde 2016'nın Ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira olarak belirlenmiş. 250 gram ekmek 1 liradan satılırken bugün 200 gram ekmek 1.25 satılmaya başlandı. Bu diğer vilayetlerde birçok vilayette 4 aydır 5 aydır uygulanan fiyat. Dolayısıyla yeni bir fiyat artışı olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Geç uygulanan bir fiyat diye yorumlayabiliriz bunu. Fakat gündemimizde şu anda ülke genelinde İstanbul'da dahil olmak üzere ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruşun üzerinde olması söz konusu değildir. Efendim masada sürekli kiloların gramajı artmış kilolar. Evet, bunlar Ankara ilinin satıcıya pideler değerli arkadaşlar. Ankara ilinde bu gramda pideyi 2,5'lardan vatandaşlarımız bir ay Ramazan ayı boyunca tüketebilecekler. Ankara ilinde %14 bir fiyat değişikliği, bazı illerde %12, bazı illerde de %16 olarak gerçekleşmiş oluyor. Ramazan ayı yaklaştığında fiyat değişikliği gündeme geldiğinde her zaman Ramazan fırsatçıları diye adlandırılıyor ve açıklamalar yapılıyor. Biz Ramazan pidesini sürekli sattığımız bir ürün değil. Dolayısıyla bir sene önceki fiyatla Ramazan ayı geldiğinde bir sene sonra aynı fiyata satmamız mümkün değil. Makul olan fiyat değişikliğinde kesinlikle bir fırsatçılık olarak değerlendirmemek gerekir. Takdir edersiniz ki 2018'in 6. ayındaki Ramazan ayında satmış olduğumuz Ramazan pidesini bir sene sonra 2019 yılında aynı fiyata satmak mümkün olmayacağı için bir fiyat değişikliği zorunlu olarak yapılıyor. Ama sürekli sattığımız ürünlerde eğer Ramazan ayı geldiğinde bir fiyat değişikliğine keyfi bir fiyat değişikliğine gidiliyorsa bunu fırsatçılık olarak adlandırmak mümkün. Ama bu pide için geçerli değil kesinlikle.